Merhabalar arkadaşlar. 11. sınıf kimyasal denge ünitesi içerisinde bulunan asit baz dengesinden tampon çözeltiler bölümüyle devam ediyoruz. Asit baz dengesi konu tampon çözeltiler. Evet, hemen konumuza giriş yapalım. Nasıl oluşur tampon çözelti bakalım arkadaşlar. Bir zayıf asitle bu zayıf asitin tuzundan ya da bir zayıf bazla bu zayıf bazın tuzunun çözeltisine tampon çözelti denir demiş. Yani şöyle yazalım o zaman. Zayıf bir asit artı bu zayıf asidin tuzu. Bunu arkadaşlar eşlenik bazı da diyebiliriz. O tuzun içindeki eşlenik bazını alacağız. Ya da zayıf bir bazla bu zayıf bazın tuzu diyor ya, o tuzun içindeki eşlenik ne yapacağız? Asidini alacağız. Eşlenik asidi bir arada olursa bu sistemlere tampon sistem denir. Nasıl yani? İşte zayıf bir asit kim olsun? HF. Kuvvetli bir bazla reaksiyona girsin arkadaşlar. Sodyum hidroksit. Tepkime sonucunda ne oluşacak? İşte sodyum florür tuzu artı su. Şimdi şöyle düşünün. Zayıf asit olacak ki ortamda. Yani asitten artma olacak. O zaman asitten fazla mol oluyor. Mesela 2 mol aldım asitten. 1 mol de bazdan aldım arkadaşlar. Bunlardan reaksiyona başlangıçta yok. Reaksiyonda 1 mol sodyum hidroksit giriyor. 1 mol HF giriyor. 1 mol sodyum florür oluşuyor. 1 mol de su oluşuyor. Tepkime sonucunda arkadaşlar baz bitti. Asitten, zayıf asitten arttı. Oluşan tuz ve su ortamda bulunuyor. Yani arkadaşlar şu anda ortamda bir zayıf asit ve bu zayıf asitin tuzu, bu tuzun içindeki eşlenik bazı var. Yani şu anda bizim tampon sistemimiz HF ile NaF arasında kuruldu. Bunu şöyle de gösterebiliriz. HF ile PX, işte konjüge bazı dememizin nedeni bu arkadaşlar. Eşlenik bazı dememizin nedeni bu. P eksi iyonu HV'nin eşlenik bazıdır, konjüge bazıdır. İkisi bir arada bulunuyorsa bu bir tampon sistemdir. Genellikle arkadaşlar zayıf madde neyse tampon özelliğinde o gösterir. Yani zayıf maddemiz kim? Asit. O zaman arkadaşlar bu bir asidik tampon diyebiliriz. Bu şekilde yorum yapabiliriz. Yani pH'imiz 7'den küçüktür. Burada hani genellikle dememin nedeni, yani Ka, Kb değerleri de çok önemli ama hani genelleme bu şekilde arkadaşlar. Peki bir de tam tersine örnek verelim. Zayıf baz işte NH3, kuvvetli bir asitle reaksiyonu sokalım HCl, tepkime sonucunda amonyum klor nişadır oluşsun. Tabii ki bizim yine tampon oluşturabilmemiz için neden bazdan fazla almamız lazım? Atıyorum buradan 5 mol olsun, işte asitten 2 mol olsun, bundan yok işte -2, -2, +2. Yani tepkime sonucunda şunu göstermeye çalışıyorum, artan madde zayıf madde olsun, zayıf asit ya da zayıf baz artması lazım. Onun için böyle bir hani sayısal değerler veriyorum arkadaşlar. İşte 3 mol ne yaptı? NH3 arttı. 3 molde 2 molde ne oluştu arkadaşlar? Amonyum klor oluştu. Yani sonuçta ortamda arkadaşlar bir ne var? Zayıf bazda onun eşlenik asidini içeren tuzumuz var arkadaşlar. Yani tamponumuz şu anda NH3 NH4Cl tamponu diyebiliriz. Ya da NH3, buradaki konjüge asit alıyorum. NH4+1. NH3'ün konjüge asididir arkadaşlar. NH4+1 NH3'ün konjüge eşlenik asididir. Şu anda ikisi de aynı anda sistemde mi? Sistemde. O zaman arkadaşlar bu bir tampon sistemdir. Zayıf olan madde baz olduğu için o yüzden buna bazik tampon diyebiliriz arkadaşlar. Bazik tampon pH'i 7'den büyük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tampon çözeltiler aslında gördüğünüz gibi iki tane madde var. İkili sistem. İkili sistem diyebiliriz. Zayıf bir asit onun eşlenik bazından birinci durum. Ya da zayıf bazda onun eşlenik asitinden oluşan sistemlere tampon sistemler deniyor. Burada bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Reaksiyonu sokarken mesela birinci reaksiyon olsun, burası da ikinci reaksiyon olsun. Birinci reaksiyonda da, ikinci reaksiyonda da arkadaşlar şunu yaptım. Reaksiyona sokarken asit, mesela ilk reaksiyonda asit zayıftı, baz kuvvetliydi ama kuvvetine bakarak reaksiyona sokmadım. Zaten kuvvetine bakarak reaksiyona sokulmaz. Karıştırılan noktalardan birisi de burasıdır arkadaşlar. Yani işte hocam HV zayıf, NaH kuvvetli. Yani böyle birebir girerler mi reaksiyona? Girerler arkadaşlar. Yani reaksiyona sokarken birebir sokuyoruz zaten. Kat sayılarına göre sokuyoruz. Kimyasal hesaplama mantığıyla yaklaşıyoruz. Bizim sıkıntımız şu genelde, hani şu bilgiden karışıyor. HV zayıf olduğu için işte tam iyonlaşmaz. NaH da %100 iyonlaşır. Tamam, iyonlaşmada bir sıkıntı yok zaten. Ama çözünmede biz reaksiyona sokarken çözünen kısımları sokuyoruz. Çözünmede bir problem yok ki. HV'de, NaH'da %100 çözünüyorlar zaten. Çözünmede bir sıkıntımız yok. İyonlaşmada sıkıntımız var. O sıkıntı da nereye yansıyor? Tuzun karakterine yansıyor. Yani NaF tuzu nasıl bir tuz? Bazik bir tuz.
NH4Cl nasıl bir asit? Nasıl bir tuz? NH4Cl kuvvetli bir asitle zayıf bazdan oluştuğu için asidik tuz. Yani sonuçta bu iyonlaşma yüzdesinin farklılığı tuza yansıyor. Ama çözülmede bir sıkıntı olmadığı için reaksiyonu sokarken kuvvetliliğine, zayıflığına bakmıyoruz arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Evet, tampon çözelti nasıl oluşur gördük arkadaşlar. Tampon çözelti az miktarda asit ya da baz eklendi. Ortamın pH değerinin değişmesine direnç gösteren çözeltilerdir. Şöyle yıldızlarımızı koyalım. Bu cümleyi çok sorarlar arkadaşlar. Tampon sisteminin önemli özelliklerinden birisidir bu. Tampon çözeltiler zayıf eşlenik asit baz çözeltinin oluştuğu için çözelti ortamı asit ya da bazik olabilir. Biraz önce mesela HV ile NH'dan tepkimeye sokarak oluşturduğumuz tampon sistemimiz asidik tampondu. NH3 ile HCl'yi tepkimeye soktuğumuz ve zayıf bazdan arttırdığımız reaksiyonda da bazik tampon olduğunu söyledik arkadaşlar. Peki şimdi bu yıldız koyduğum yeri açıklayacağım arkadaşlar. Önce konu anlatımındaki sistematikle gidelim. Zayıf bir asit ve bu asitin tuzunun karışımı oluşan çözelti asidik tampondur. Bakın arkadaşlar işte zayıf asit, bunun tuzu, şurada eşlenik bazı var. Gördüğünüz gibi asetat iyonu, asidik tampon. HCN zayıf bir asit, ondan oluşan tuz. Mesela KOH ile tepkimeye girmiş. Tepkime sonucunda zayıf asit de ne artmış? KCN tuzuyla HCN aynı anda ortamda olunca asidik tampon. HCN ile onun eşlenik nedir arkadaşlar? Eşlenik bazının olduğu CN-1 iyonu aynı anda ortamda oluyor. O yüzden asidik tampon olmuş. İşte yukarıdakinde de yine NaOH ile tepkime sokmuş. Tepkime sonucunda NaOH bitmiş. Asetik asitten artmış. Asetik asitle oluşan sodyum asetat iyonu ne yapmış? Bir tampon çözelti oluşturmuş. Zayıf bir baz ve bu bazın tuzunun karışımında oluşan çözelti de bazik tampon denir arkadaşlar. Bakın NH3, NH4Cl, HCl reaksiyonu sokmuş. Tepkime sonunda HCl bitmiş. Artan NH3 ile oluşan tuzumuz ne yapmış? Bazik tampon oluşturmuş. Aynı şekilde burada da HBr kuvvetli asitiyle tepkime sokmuş. HBr bitmiş. Artan amonyak ile amonyum bromür arasında bazik bir tampon oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi tampon sisteminin ortamın pH'ini bulabilmek için arkadaşlar bir formülümüz var. Bu formül şu, aslında zayıf asit bazlara ortak iyon etkisidir bu. Ama yani bu kazanımlarda yok. Kitabımızı almış, fen lisesi müfredatında olabilir. Ben de tam olarak bakmadım, yani açıkça net olarak bir şey söylemeyeyim. Yani bu formülü almış, formülleri gibi birkaç tane soru da sormuş arkadaşlar. Biz de konu anlatımda olduğu için söyleyelim ama ortak müfredatta olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Yani Anadolu Lisesi müfredatında yok arkadaşlar bu formül. Yani bundan sorumlu değilsiniz. En azından öyle diyeyim. O yüzden hani burayı gönül rahatlığı arkadaşlar çalışmayabilirsiniz. Hesaplama kısmı yok. Neyi var? Sadece tampon sistemi nasıl oluşur? Mantığını anlamanızı istiyorlar sadece kazanımlarda. Yoksa herhangi bir sayısal işlem ne yapmayacağız arkadaşlar? Yapmayacağız. Hesaplama yapmayacağız daha doğrusu. Mesela asitik bir tamponda ortamdaki H artı iyonları derişimi nasıl bulunur? Şimdi tampon, asitik tampon dediği şey nedir? Neden oluşuyor? Asitik tampon iki tane maddeden oluşuyor değil mi? Bunlardan biri zayıf asit, diğeri de arkadaşlar onun tuzu değil mi? Konjüge bazını içeren tuz. Konjüge bazı içeren tuz. Bazik tuz yani elimizde ne var? Bazik tuzumuz var. Zayıf asit, bazik tuz bir arada olacak. Ya da işte bazik tampon dediğimiz ne? Bazik tampon. Bazik tamponda zayıf baz, onun nedir? Konjüge asidini içeren tuz. Nasıl tuz? Asidik tuz. Yani asidik tuz. Şimdi diyor ki, mesela diyor asidik bir tamponda H artı iyonları derişimi, asitin Ka'sı, zayıf asitin Ka'sı, asit bu zayıf asit bölü oluşan tuz. Bunların derişimlerini oranlayıp Ka ile çarparsan H artı derişimi bulursun. Bazik tamponlardaki ortamdaki OH iyon derişimini bulmak istiyorsan bu sefer zayıf bazın Kb'si ile bazın derişimi, o artan ortamda olan zayıf bazın derişimini oluşan asidik tuzun derişimini oranlayıp Kb ile çarparsanız da OH iyonla derişimi bulursun. Bununla ilgili dediğim gibi sayısal soru var. Göreceğiz ama kazanımlarda yok arkadaşlar. Peki devam edelim. Şöyle ne var bakalım. Tampon çözeltinin pH direnci tamponu oluşturan asit ya da onun eşlenik bazının miktarına bağlıdır demiş. Yani yaklaşık olarak arkadaşlar bu asit ve tuz ya da baz ve tuz yaklaşık eşit derişimlerde olması isteniyor. Tampon çözeltinin olabilmesi için arkadaşlar. Şimdi bir şeyi söyledik. Hani neden tampon sistemlerde işte az miktarda üzerine asit ya da baz eklendi ortamın pH değerinin değişimine direnç gösteriyor. Bunu şimdi şöyle açıklamış. Ben de üzerinden tekrar bir şeyler anlatacağım arkadaşlar.
ekstra bilgiler vereceğim. Şimdi mesela benzoik asit ve sodyum benzoat. Bunlar bakın zayıf asit. Bu arkadaşlar zayıf asit. Bu da onun eşlenik bazını içeren nedir? Tuzumuz. Bazik tuzumuz. Bazik tuz. Eşlenik bazı var bakın. Burada C6H5 COO kısmı. Uygun miktarların suda çözülmesi elde edilir. Sodyum benzoat bir tuz ve suda aşağıdaki şekilde iyonlaşarak ne yapar? Benzoat iyonunu oluşturur. Benzoat iyonundan oluşan çözelti asit eklenirse benzoat iyonlarıyla asit iyonları tepkimeye girer. Tepkimeye girer. Yani burada diyor ki ben diyor içeriye biraz diyor asit eklersem şuradaki eklediğim H artı iyonları ne yapar? Ortamdaki benzoat iyonlarıyla ne yapar? Tepkimeye girer. Tepkimede tekrar ne oluşur? Benzoik asit geri oluşturur. Tampon çözeltiye tam tersi OH iyonları benzoik asit tarafından nötralleştirilir. OH iyonları eklenirse bu sefer yani baz eklenirse bu sefer nötralleştir tekrar bu şekilde iyonlaşır. Evet, benzoik asitin ve sodyum benzoattan oluşan tampon çözelti işte ya bu şekilde gösterir ya da direkt iyon şeklinde de gösterebilir. Şimdi biraz da ben daha açıklayıcı olsun arkadaşlar. Burada anlatmış ama şöyle bir sistem üzerinden anlatayım ben size. Şimdi elimizde mesela HF ile F eksi iyonlarını içeren bir tampon çözeltimiz var. Asidik tamponumuz var elimizde. Şimdi bu tampon çözelti, sulu çözelti olduğu için şimdi HF mesela suda şöyle iyonlaşmış durumda duruyor. HF artı H2O denge işte F eksi artı H3O artı. Aynı şekilde F eksi de biliyorsunuz ortamda. F eksi de sudaki yine iyonlaşma durumu arkadaşlar konjugesi HF artı OH eksi. Şu anda bu iki sistemde arkadaşlar HF F eksi tamponda nedir? İyonlaşmış durumda duruyor. Şimdi ben ortama ne yapıyorum mesela? Ne ekleyeyim? Asit eklemesi. Çok az miktarda asit ilavesi yapıyorum. Ben bu tampon sistemi. Asit ilavesi. Asitten ne gelecek? H artı iyonları ya da H3O artı iyonları gelecek mi? Gelecek. Şimdi bu H3O artı iyonları ne yapacak? Ya da H artı iyonları gelecek arkadaşlar. Şuradaki OH'u nötrleyecek. OH eksi artı H artı ne yapacak? Suya dönüştürecek. Yani bir nevi yapılan etki sonucunda OH iyonları derişimi azalacak. Denge sistemi OH iyonları arttırabilmek için doğal olarak ne yapacak? Ürünlere doğru kayacak. Ürünlere doğru kayması demek F eksi iyonun azalması demek arkadaşlar. F eksi iyonun suyla reaksiyona girip HV ve OH iyonu oluşturması. Peki bu F eksinin kaynağı ne? F eksinin kaynağı birinci tepkimede arkadaşlar HV'nin iyonlaşmasından geliyor. O zaman bu F eksinin tekrar oluşabilmesini denge sistemi ne yapacak? Ürünlere doğru kayacak. Birinci reaksiyon diyelim. İkinci reaksiyon. Birinci reaksiyonda ürünlere doğru kaydı. Ürünlere doğru kayması bakın ne oluştu tekrar? H3O artı oluştu. Şimdi ben dışarıdan H3O artı ilave ettim. Ve dengelerin kaymasından dolayı burada azalan H3O artı iyonları derişimi tekrar oluşarak birinci tepkimede tekrar oluşarak ne yaptı? Ciddi bir H3O artı iyon derişiminin azalmasını engelledi arkadaşlar. Yani o zaman tampon çözelti az miktarda asit ya da baz eklendi ortamın pH'ının değişimine direnç gösterir demesinin esprisi de buradan geliyor işte. Yani yapılan etki asit ilavesi ama dengelerin kaymasından dolayı ne oldu tekrar? H3O artı iyonları oluştu sevgili arkadaşlar. Bu da direnç göstermesinin belli bir aralıkta ne yapması arkadaşlar kalması var. Bu tabii ki çok önemli bir durumdur. Yani bu kadar da hani basit bir şekilde anlatıyoruz gibi geliyor ama arkadaşlar bakın şurada bir not olarak söylemiş. Canlı organizmalarda birçok biyolojik süreçte ortamın pH değeri hayati öneme taşır. Çeşitli tampon sistemleri tarafından kanın pH'i yaklaşık 7.4 civarında sabit tutulur. Yine vücuttaki tampon sistemlerinin en önemlisi karbonik asitle bikarbonat tampondur. Yani mesela karbondioksit nefes yolu verirken kanın içerisinde karbondioksit olarak taşınmıyor. Biyoloji bilgilerinizi de arkadaşlar biliyorsunuzdur. Onlarla duymuşsunuzdur. Ya arkadaşlar karbonik asit olarak taşınıyor ya da bikarbonat olarak taşınıyor karbondioksit. Dönüşümlü taşınıyor arkadaşlar. Karbondioksit olarak taşınmıyor. Karbondioksit kanın pH'ini ciddi oranda düşürüyor. Tabii bunun dönüşümleri yapan da karbonik anhidraz enzimi var. Neden böyle taşınıyor peki? Çünkü karbonik asitle bikarbonat iyonu arkadaşlar birbirine dönüşüp ne yapıyor? Ortamın pH'ine ne yapıyor? Direnç gösteriyor. Yani ani bir pH değişimi olduğu zaman kanın içerisinde ne yapıyor? Bunlar birbirine dönüşerek ne yapıyor? Dengeliyor arkadaşlar. Yani ana mantık bu, o yüzden hayati öneme sahiptir tampon sistemler bizim içinde. Peki hemen o zaman artık sorulara bakalım. Etkinlikle başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki çözeltilerin hangisi tampon çözelti olanları belirleyiniz. Şimdi bizim arayacağımız şey şu olacak. Zayıf asit onun eşlenik bazı, eşlenik bazını içeren
bir durum ya da zayıf baz artı onun nedir? Eşlenik asidi. Aynı anda ortamda varsa bu bir tampon sistemdir diyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi HF zayıf asit, onun eşlenik bazı. Şimdi eşlenik bazını nasıl anlıyoruz biliyor musunuz? Yani H artı kadar fark var biliyorsunuz eşlenik çiftlerde. Daha önceki bölümlerde anlattık. Zayıf asitte eşlenik bazı H artı kadar az olacak. Yani HF'nin H artı kadar az durumu nedir? F eksidir. Bakın F eksi yonu burada var. NaF'nin içinde. O zaman bu bir tampon sistemi arkadaşlar. Bakıyorum şimdi. HCOH zayıf asit. Eşlenik bazı lazım. Eşlenik bazı H artı kadar fark olan şeyi. Bakın şurada var işte. HCO eksi format yonu. Bunun eşlenik bazıdır arkadaşlar. O zaman nedir? B sistemi de bir tampondur. HBR kuvvetli asit. Bakmıyorum bile. Gitti. Kuvvetli asit varsa tampon oluşturmaz arkadaşlar. Yine bakın D şıkkında HCl2 kuvvetli asittir. Kuvvetli asit olsun tampon oluşturmaz arkadaşlar. HCNFOH2 burada yani bir asit baz reaksiyonu gerçekleşir arkadaşlar. Bu asit baz reaksiyonu sonucunda tampon oluşur mu peki? Hayır oluşmaz. Yani sonuçta tampon çözelti değil. Bu bir reaksiyon. Bakın birisi asit, birisi baz olacak arkadaşlar. O yüzden asit baz sistemi biz zayıf asit, eşlenik bazı, zayıf baz, eşlenik asit istiyoruz. Bu da olmaz. Burada zayıf asit var. Bunun arkadaşlar yani bu tabii bir poliprotik asittir. Üçüncü kademede en son fosfat yonunu verir. Yani en son arkadaşlar şöyle olacak bu. İşte HO4 eksi 2 ile işte O 4 eksi 3 iyonu arasında H artı kadar fark olacak. En son çünkü birer birer veriyor. Önce işte bir tanesini veriyor. H2 PO4 eksi 1 oluyor. Sonra ikincisini veriyor. HPO4 eksi 2. En sonunda arkadaşlar ne olur? Bu şekilde bir tampon sistem oluşturacak. Evet buradan da oluşur diyoruz. O zaman A, B ve P şıkları arkadaşlar tampon sistemlere örnek olarak verilebilir. Geçiyorum. Sorumuz var arkadaşlar. Diyor ki 0,2 molar 100 mililitre HV çözeltisine 0,1 molar 100 mililitre NaH çözeltisi ilave ediliyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi bir arkadaşlar asit baz tepkimesi. Burada reaksiyonu yazalım. İşte HV artı NaOH tepkime sonucu NaF artı nedir? H2O. Şimdi burada reaksiyonu sokarsak mesela ne olacak? 0.02 mol HV'den 0.01 mol NaH'tan tepkime sonucunda ilk başta bir şey yok. Sonra reaksiyona girsin. Bundan 0.01, bundan 0.01, bundan 0.01, bundan da 0.01 olsun. Ve son durumda bitti. Bundan 0.01 arttı, 0.01 oluştu, 0.01 oluştu. Bakın arkadaşlar ortamda zayıf asitle onun eşlenik bazını içeren NaF tuzu bir arada var, bazik tuzu bir arada var. O zaman bu bir tampon sistem, ikili sistem diyebiliriz. Tampon çözelti elde edilmiş mi? Evet. Son durumda flor eksi bir iyon derişimi sodyum iyon derişiminden büyük müdür? Şimdi bakın sodyum iyonların derişimi iki kaynağı var. Sodyum hidroksit var bir de sodyum flor var. Sodyum hidroksit bittiğine göre buradan sodyum gelemeyecek. Sodyum hidroksitten sodyum flordan gelecek. Ne kadar gelecek işte? Flor iyonları derişimi sodyum iyonları derişimi. Sodyum iyonları derişimi diyeceğiz. İşte 0.01 bölü toplam hacim 200.02 litre. Buradan gelecek bir değer arkadaşlar. Ne olacak? 0.05 molar. Şimdi gelelim flora. Aynı şey flor için de geçerli. Flor iyonları işte aynı işte 0.01 mol nereden geldi? Buradan bölü işte 0.2 dedik. 0.05 molar. Aynı şekilde flor iyonları şuradan geldi. Bir de arkadaşlar zayıf asidin iyonlaşmasından gelecek. Burada ama çok az bir miktar gelecek ama sonuçta gelecek arkadaşlar. Çünkü zayıf olduğu için %100 iyonlaşmaz. Sıfır işte x kadar iyonlaşır. X kadar. Buradan Ka'dan buluruz ne kadar geldi. Ama sonuçta her halükarda flor eksi bir iyonları sodyum artı bir iyonlarından daha büyüktür. Son durumda ortam asidiktir. Evet zayıf asitte onun eşlenik bazını içeren tampon sistem bir asitlik tampondur. Asitlik tampon olduğu için de son durumda ortamın asitlik olduğunu söyleyebiliriz. Cevap o yüzden eş. Geçiyorum hemen bir sonraki soruya. 0.5 mol HCNS ile 0.2 mol KCN tuzu 2 litre su çözelti hazırlanır. Evet bu sayısal soru kazanım dışı ama çözelim biz arkadaşlar. Bu bir asitlik tampon zayıf asitle onun eşlenik bazını içeriyor. Asitlik tamponlarda H artı iyonları derişimi formül yazıyorum. Ka çarpı asitin derişimi bölü tuzun derişimi arkadaşlar. Formülümüz buydu.
Ka verilmiş 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. Asitin derişimi asitimiz 0,5 mol 2 litre. 0,25 molar 2'ye bölüm. Tuzumuz da 0,2 mol 2 litre. O da 0,1 molar arkadaşlar. Buradan sadece 2,5 ile çarpacak gibi oluyoruz sadece. Virgülleri kaydırsam 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. 2,5 ile çarparsak 10 çarpı 10 üzeri eksi 6. O da 10 üzeri eksi 5 gelecek. Şu anda H artı iyonları derişimini bulduk. O zaman eksi logaritmasını alarak ortamın pH'inin 5 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi bu bir tampon sistem. pH'i nasıl hesaplanır onu en azından görmüş oldunuz. Ama kazanın dışı olduğunda vurgumuzu yapalım. Peki sorumuz var, testimiz var, mini testimiz. 5 sorudan oluşan hemen bunları çözümle arkadaşlar devam edelim. X çözeltisinde oda koşullarında yapılan A ve B etkilerinin pH değişimi yukarıdaki gibidir diyor buna göre. Şimdi X çözeltisi zayıf asitte konjüge bazını ne yapıyor? Taşıyor. O zaman bu bir tampon sistem. Çeşitli etkiler yapılmış. Burada mesela bazlık artmış. Yani A yönüne doğru kaydığı zaman bazlık artmış. Çünkü konjüge bazı daha bakın görsel olarak yukarı çıkmış. Yani mavi rengin. Diğer tarafta da işte pembe, kırmızı neyse artık o rengin arkadaşlar ne yapmış? Renginde artış var. Yani da büyüklük olarak. O zaman demek ki B'ye doğru kaydıysa asitliği artıcı bir faktör yapmış. Asitlik artmış. Yani işte asit eklemiş, baz eklemiş diyebiliriz tampon sistem. Ama çok ciddi oranda değişmemesi hani bir nevi görselden de bunu görmemizi istemiş. Zayıf asit baz dengelerine, işte daha doğrusu tampon sistemlerine az miktarda asit ve baz eklenmesi pH değişimine direnç gösteriyordu. Onu göstermiş. İki çözeltisi tampon çözeltisi doğru söylemiş. A etkisiyle çözelti asit çözeltisi eklemiş. A'da bazlık arttığına göre arkadaşlar baz eklenmişti. Yanlış. B çözeltisindeki OH yonları burada 7 değil muhtemelen şöyle yazalım arkadaşlar. 10 üzeri eksi 7 diye yazalım. OH yonları derişim 10 üzeri eksi 7 molar olan çözelti eklenmiştir. Yani baz eklenmiştir diyor B'de. Hayır B'de de asit eklenmiştir arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Cevabımız yalnız 1'dir. Düzeltmemizi yaptık orada. OH yonları derişim 7'den büyük değildir orada. 10 üzeri eksi 7'den büyük gibi diye düşünüyorum. İkinci sorumuz gelsin. 0,6 mol NH3 ile 0,4 mol HCl oda koşulunda karıştırılan 2 litre sulu çözelti elde ediliyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi zayıf baz ve normal kuvvetli asit var. Bunları bir tepkimeye sokalım. NH3 artı HCl ne olacak? NH4Cl tuz oluşacak. Bundan 0,6 mol var. Bundan 0,4 mol var. Yok. İşte eksi 0,4 eksi 0,4 artı 0,4. Ne oldu arkadaşlar? Şu anda ortamda artan zayıf baz ile oluşan onun konjügesini içeren, konjüge asitini içeren tuzumuz aynı anda ortamda. O zaman bir tampon sistem oluştu mu? Oluştu. Nasıl bir tampon? Artan zayıf baz olduğuna göre arkadaşlar bazik tampondur. pH 7'den küçüktür demiş. Yanlış söylemiş. Bu bir nedir? Bazik tampon olduğuna göre pH 7'den büyüktür. NH3'ün derişimi 0,3 molardır demiş. Şimdi şöyle yapalım. 2 litre sulu çözelti hazırlanıyor diyor. NH3'ün arkadaşlar burada hani derişim üzerinden gidecek olursak 0,2 mol var başlangıçta. Daha sonra reaksiyona giriyor. Hani şöyle gidelim. Direkt başlangıçta elimizde ne kadar vardı? 0,6 mol vardı. Yani 2 litre olunca doğal olarak 0,3 molar vardı. Daha sonra reaksiyona girdi. Bir kısmı harcandı. 0,2 mol kaldı. Yani 0,1 molar var arkadaşlar ortamda. NH3 şu anda. Peki diyeceksiniz ki NH4Cl'deki oradaki amonyum iyonlarının iyonlaşmasına NH3 gelecek mi? Gelecek ama hiçbir zaman arkadaşlar nedir? Çok fazla bir miktarda gelmez. Yani şuradan NH4 artı 1 iyonları da ortamda. Onun da iyonlaşmasından işte NH3 artı H3O artı gelecek ama bu çok düşük miktarlardır. Yani işte şu anda ortamda mesela 0,2 molar var. İşte X kadar iyonlaşacak. X kadar gelecek. Buradan hani hesaplanacak ama bu değer çok düşük bir değerdir. Azıcık da buradan geçti. İşte X molar kadar da buradan gelecek arkadaşlar. Ama X değeri çok küçük bir değer olduğu için hiçbir zaman 0,3 molar yapmaz. O yüzden bu ifade de yanlıştır. Cevabımız o yüzden yalnız 1 olacak. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü sorumuz gelsin. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. HB ise zayıf asittir. Buna göre demiş hangileri tampon çözeltidir? Şimdi eşit mollerde HF ve NaF alırsak zayıf asit onun eşlenik bazını içerdiği için o zaman bu bir tampon sistemdir diyebiliriz. Eşit mollerde HF ve NaH alırsak reaksiyona girecek bunlar. HF artı NaOH reaksiyon sonucunda NaF artı H2 oluşacak. Eşit moller atıyorum birer moller alalım 1 mol 1 mol.
Yok yok. Eksi 1. Eksi 1. Artı 1. Artı 1. Yani ne oldu şu anda arkadaşlar? Asitte, bazda, bitti, sadece ortamda tuzun sulu çözeltisi var. Bizim tampon sistem oluşturabilmemiz için zayıf asitten artmış olması lazımdı. O zaman bu bir tampon sistem oluşturmaz. NaF ile NaH çözeltisi çözülerek hazırlanan kuvvetli baz arkadaşlar olduğu için işin içinde tampon sistem oluşmaz. Zayıf asit konjüge bazı, zayıf baz konjüge asiti. İkisi bir arada olursa tampon sistem oluşur. O yüzden buradan da tampon elde edemeyiz. Cevabımız yalnız bir A şıkkı diyoruz. Dördüncü soruyla devam edelim. 0,1 molar 200 ml NH3 çözeltisine 0,2 molar HBr karışarak çözelti elde ediliyor. Tampon çözelti elde ediliyor. Buna göre eklenen HBr çözeltinin hacmi kaç mililitre? Şimdi NH3 ile HBr birebir reaksiyona girerler arkadaşlar. Tepkime sonucunda NH4Br tuzu oluşur. Şimdi bizim hedefimiz ne? Yani NH3'ten artması. NH3 artarsa tampon oluşur. HBr nedir? Çünkü bitmesi lazım. NH3 artsın, zayıf bazda konjüge asit olsun. Şimdi elimizde ne kadar NH3 var? Mol'a çevirelim bunu. 0,1 molar 0,02 mol. HBr'den diyor ki 0,2 işte x, hani hacmini ne kadar olması lazım diyor. İşte x litre dedim ben. X litre olursa işte ne olacak? Peki burada hedefimiz ne? Hedefimiz arkadaşlar NH3'ten artmasını sağlamak. Yani demek ki burada x yerine koyacağımız değerler arkadaşlar ne olacak? Mesela 100 olabilir mi? 50 olabilir mi? 250 olabilir mi? 300 olabilir mi? Mesela bakalım. Mesela 100 olabilir mi? Hemen pratik olarak 100'ü hani 0,1 litre. Ne oluyor arkadaşlar böyle olursa? 0,02 mol oluyor. Bazımız da 0,02 mol. Tam nötrleşme gerçekleşir ve x'de biter. O zaman tampon oluşmaz. 200 koysam ne olur? 200 koysam. O zaman da ne olur? 0,2 çarpı 0,2'den 0,04 mol olur. Bu sefer kim fazla olur ortamda? Asit fazla olur. Kuvvetli asit. O zaman ortam asidik olur. Yani tampon yine oluşmaz. Yani şu anda yüzün üzerinde koyduğum her şeyde arkadaşlar HBr'nin mol sayısı artıyor. O zaman cevabımız 50 olacak. 50 koyarsam ne olacak peki? 50'yi koyalım. 0,2 çarpı 0,05. Buradan arkadaşlar ne çıkacak? 0. Nasıl yaparız bunu? Şöyle üst sayıları içelim. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. 10. Şurada götürüyorum. 10 üzeri 0,01 yapıyor. Evet. Yani eğer 50 mililitre yaparsam arkadaşlar bunu, HBn'nin mol sayısı 0,01 mol oluyor. 0,01 mol, 0,02 mol de bu. Kim bitecek? HBr bitecek. HBr biterse de arkadaşlar kim artar? NH3 artmış olur. NH3 artarsa da artan NH3 ile oluşan tuz ne yapacaktır? Tampon sistem oluşacak. Yani o yüzden arkadaşlar buradaki ana mantığımız bu. Kim artmasını isteyeceğiz? NH3'ün artmasını isteyeceğiz. Bu tampon oluşması için diyoruz ve bu da 50 ile sağlanıyor. Ve son sorumuz, HCN çözeltisine çözeltinin hangileri eklenmesi sonucu tampon çözelti oluşabilir demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi, HCN'ye NaH ekleriz. HCN'ye NaH eklersek tepkime sonucunda HCN'den fazla vardır. Mesela 2 mol vardır, bundan 1 mol vardır. Eksi 1, eksi 1 deriz. Artan ne olur? Bir zayıf asit olur, bir de tuz olacaktır. NaCN tuzu oluşan tuzla birlikte tampon oluşturabilir mi? Oluşturabilir. NaCN tuzunu eklersek zaten direkt zayıf asit eşlenik bazını içerdiği için olur. H2SO4 eklersek asit asit olur arkadaşlar. Yani burada konjüge bazını oluşturabileceğimiz bir durum söz konusu olmaz. O yüzden buradan oluşmaz. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Evet, tampon sistemler böyle. Tekrar vurgu yapıyorum. Tampon sistemlerini arkadaşlar sadece sistemin tampon olup olmadığını ve özellikle tampon çözeltileri dışarıdan işte az bir miktarda asit ya da baz eklendiğinde ortamın pH'ının ciddi bir oranda değişmediğini, ortamın pH değerinin değişmesine direnç gösteren çözeltiler gelecek. İkili sistem olduğunu bileceğiz. Zayıf asit ya da o zayıf asitin tuzu, yani konjüge bazını içeren zayıf asitin tuzu ya da zayıf baz ve bu zayıf bazın tuzu, konjüge asitini içeren, zayıf bazın konjüge asitini içeren tuzu içeren çözeltilere tampon çözeltiler diyoruz sevgili arkadaşlar ve burada bitirebiliriz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.